Selamlar sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle enfes bir çorba yapacağız. Ezogelin yapacağız. Ezogelin kolaydır. Miksere bile ihtiyacı yoktur. Hemen hızlıca çabucak yapabileceğiniz güzel ve lezzetli bir çorbadır. Ramazan'da size çorba çeşitleriyle yardımcı olmaya çalışıyorum ve çeşit çeşit çorbalarla karşınızda olacağım inşallah. Öncelikle minicik minicik doğradığımız bir adet soğanı, isterseniz rendeleye de bilirsiniz ağzınıza gelsin istemiyorsanız, güzelce bir yağda çeviriyoruz. Bu yağ miktarı 3 ya da 4 çorba kaşığı kadar. Daha sonra içine bakliyatlarımızı ekleyeceğiz. Bakliyatlarımız 1 su bardağı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı da salça ekleyeceğiz. Tencere seçimi size kalmış. Çelik tencerede yapışma ihtimali var. Eğer yapışmasın ve kesin garanti olsun istiyorsanız granit veya teflon bir tavada pişirebilirsiniz. Ben ara ara kontrol ettim. Karıştırmaya devam ettiğim için olmadı ama olma ihtimali yüksek bu çorbada. Salçayı iyice kavuruyoruz ki salça tadı gelmesin. Salçalar da başta kavrulmadığı zaman hafif bir çiğ tadı gelir. Siz ne kadar haşlarsanız haşlayın, kaynarken çok iyi çıkmaz o tadı. O yüzden kavurma kısmında salçayı çok iyi kavurmak önemli. Özellikle çorbalarda, çünkü ekstra başka bir ürün olmadığı için ve içilen bir şey olduğu için daha fazla çiğ tadını alırsınız. Salça iyice kavrulduktan sonra mercimeği ekliyorum. Mercimek 1 su bardağı kadar. Pirinç ve bulgurun miktarını arttırmayın, çünkü inanılmaz bereketli bir çorba. Siz su ekledikçe alır ve koyulaşmaya, şişmeye devam eder. Hatta altını kapattıktan sonra bile koyulaşmaya devam ettiği için arada sıcak su bulundurun. Servis sırasında kontrol edip kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın. Çünkü koyulaşma süresi sıcak olduğu sürece devam eder bu çorbada. Aynı gün menüde tavuk dünyası menüm vardı ve tavuk kemiklerini onun için soymuştum. Kemikleri ziyan olmasın diye içine ekledim. Bir tat vereceğini düşündüm. Siz de yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Ben sadece değerlendirmek için ekledim. Genelde eğer aynı gün tavuk kemiği soymuşsam ve çorba yapacaksam böyle yapıyorum. Ziyan olmuyor ve çorbaya güzel bir lezzet katıyor. Çorbamız pişti. Kıvamını iyice ayarlayacağım ama öncelikle kemikleri içinden alıyorum. Daha sonra kaynar suyla kıvamını ayarlayıp sosunu ekleyeceğim. Böylece çorbamız hazır olacak. Çok pratik bir çorba. Yapımı çok kolay bir çorba ve lezzetli, doyurucu da bir çorba. Ramazan'da ben varsa sahurda bile bir kase içip sadece bununla sahurumu yapıyorum ve bence doyurucu, gün boyunca beni tutuyor. O yüzden siz de denerseniz muhakkak seveceksinizdir.
bir miktar tereyağı ve sıvı yağını sosluğa aldım. İçine baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatlarım toz biber, pul biber, nane ve biraz kimyon. Çok az da karabiber ekledim ama karabiber eğer midenizde sorun varsa çorbalarda mide yakması yapabilir. Ben tadını sevdiğim için ekliyorum ama evde mide rahatsızlığı olan varsa eklemezseniz daha rahat edecektir. Sosu kızartırken çok fazla kızartmayalım. Sadece baharatların tadının yağ geçmesini sağlayalım. Çok fazla yakarsak güzel bir lezzet vermeyecektir çorbaya. Şu an çorbamın kıvamı biraz daha koyulaştı. O yüzden biraz daha kaynar su ekliyorum. Kaynar suyum sürekli yanında hazır. Ben koyulaştıkça ekledim ve en son istediğim kıvama geldiğinde artık su eklemeyi bıraktım. Çorbamız servise hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya bir şeyler yazmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, esen kalın.